Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Vallahi arkadaşlar bugün moralim bozuk. Daha biraz önce yavru uçurduğum bozu atmacaya verdik. Vallahi acayip de moralim bozuldu ya. Nasıl anlatayım? Ne diyeyim vallahi? Emek. Ha, şu mavinin kardeşi. Burada uçurduğumuz, burada bir tane bozuk. Kanalı takip edenler biliyor. Nerede o mavi? Ah, şuradaki maviyle beraber uçurdumuz. Lan bir anda şeye bile vakit olmadı ya. Islıklamaya falan vakit olmadı. Bir anda geldi aldı ya. Bir anda. Yani tam böyle videoyu açacağım. Video başlatacaktım. Pat. Bir anda yükseldi. Bir anda aldı kuşu. Acayip derecede moralim bozuldu. Vallahi arkadaşlar. Yani bu kuş masa başında kuş uçurmaya benzemiyor bu iş. Yani emek veriyorsunuz, hazırlıyorsunuz, uçuruyorsunuz. Ne bileyim işte bir dünya işte koşturuyorsunuz, ediyorsunuz. Al işte böyle ya bir hastalık ya bir işte ne bileyim bir atmaca ya da bir hırsız geliyor. Bütün emeğinizi götürüyor. Ya o kadar emek verdik hayvana, o kadar emek verdik. Vallahi üzülüyorum ya, ona üzülüyorum yani. Gerçekten üzüldüm. Çünkü dediğim gibi bunu oyun kuşu uçuran arkadaşlar daha çok iyi bilirler. Yani bir hayvanınız gittiği zaman inan canınız yanıyor. Yani tamam anası babası burada. Hatta anası babası şu an tekrar eşlendi. Yani de en azından altını görecektik. Ne yapıyor, ne ediyor ona bakacaktık. Ama gel gör ki bizim bir planımız var ama Allah'ın da bir planı var şüphesiz. Yani şu an vallahi çok moralim bozuldu ya. Ne diyeyim? Çok moralim bozuldu gerçekten. Hayırlısı diyelim artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Çok da güzel bir hayvan olmuş. Tüyünü de dizmişti. O kadar güzel de şakırdıyordu. Ama gel gör ki nasip olmadı. Yapacak bir şeyimiz de yok arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Adamlar şimdi yok işte bunlar fake video çekiyorlar. Ya atmaca kuşu almadı. Aha burada kuş sakladık kuşu. Ya vallahi var ya insanoğlunun başka bir şeyi kalmamış. İşi gücü kalmamış. Bizi diğer böyle ne bileyim herkese de bir şey demek istemiyorum kimseye bu konuda. Böyle YouTuber işte bu işte daha fazla izlenim, daha çok abone almak için işte girilen oyuncular gibi zannediyorlar. Arkadaşlar bizim işimiz kuş uçurmak ya. Bizim işimiz kuş uçurmak, bu hayvanlara hizmet etmek. Bakın geliyoruz akşam vakti, işinden geliyorsun. Bu hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız şey gerçekten kolay değil. Yani bir emek verip karşılığını almak herkesin en doğal hakkı, herkesin istediği şey bu. Yani Allah kimsenin başına böyle şeyler de vermesin. Ya çünkü ya büyük bir emek vermiştik. Emeğimiz kayboldu. Lan kedi mi var diyeceğim. Yok. Büyük bir emek vermiştik. Emeğimiz kayboldu. Anası burada. Anası şu mavi. Babası da oradaki mavi. Bakın şimdi kanat makasladığımız için bize kızan arkadaşlara buradan da nasihatimiz olsun. İşte bir tane baba var orada. Gerçi var bu kuşların soyundan da. Ya işte kaybediyorsunuz, uçuruyorsunuz, atmaca alıyor, hastalık oluyor veya farklı bir şey oluyor. İşte biz de ne yapıyoruz? Altından geleni uçurmaya gayret ediyoruz ki en azından ana baba bizde olsun. Çünkü bunlar denenmiş, bilinen kuşlar. Vallahi durum böyle arkadaşlar. Gerçekten çok moralim bozuk. Tam şurada geldi, aldı, bayağı da yukarıdaydı. Ondan sonra şöyle bir S çizdi. Ondan sonra yine o otel var burada. Onun oraya götürdü. Yine o tarafa dönelendi, oraya götürdü. Ne edeyim ya? Allah var, bütün moralim bozuldu. Ne diyelim arkadaşlar? Canımız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Yani vallahi onu da çok seviyordum o kuşu.
gerçekten çok seviyordum. Ama nasip olmadı. Nasip olmadı. Gerçekten nasip olmadı yani. Orada da bir yumurta yavru çıkmış. Tam bir şeyler yoluna giriyor. İşte başka bir yerden bir şey çıkıyor. Hayat böyle bir şey. Yapacak bir şey de yok. İyi arkadaşlar, bakın bu yavru toparladı bayağı bir. Gerçi bir arkadaş var, bu aşağılarda oturuyor. Vadinin aşağısında oturuyor. O abi benim olabilir filan dedi. Dedim ben de buyur gel bak. Eğer seninse alır götürürsün. Sıkıntı yok yani. Kuş iyileştirdik. Yani ama bu bizim yani insanlık vazifesi gibi bir şey. Yani hasta diye ben onu sokağa atamazdım. Yabanlar arasında yakalamıştım. İlla ki de hastalık bulaşıyordu. Allah'tan da benim kendi kuşlarıma bulaşmadı. Biz burada bir risk alarak kuşu içeri soktuk. Yani o da kolay bir şey değil. Bakın maşallah subhanallah toparladı. Kuyruğunu kanadını da kesmiştim. Şimdi iyice göğsünü kabarttı. İşte arkadaşlar şu mavinin diğer kardeşi, öz yumurta kardeşi. Vallahi çok kötü oldu ya. Vallahi acayip moralim bozuldu. Ayağından da buradan de en kötüsü de şuradan bakıyorsun. İşte lan ayağından kurtulur mu? Acaba düşer mi filan? Hep böyle bir umut içerisindesin ama yani geçirdi mi pençesini? Zaten hayvanın bir yerini yırtıyor zaten. Eğer ki kaçsaydı elinden belki bir nebze kurtulabilirdi. Ama ondan da kaçamadı zaten. Bilmiyorum, bakalım şu mavi uçurmaya devam edeceğiz. Hayvan da bayağı bir korktu. Artık yani o randumanla da uçamaz yani. Çok hızlı uçacak. Bakalım ne olur. Onu da sonuna kadar kovalayacağız. Yapacak bir şey yok. Yani nasip nasip değilmiş yani. Diyecek bir şeyim de yok. Hayırlısı olsun inşallah. Ama atmaca bu saatlerde demek ki aç kalıyorsa ya büyük sıkıntı. Geçenlerde yine saldırmıştı zaten. Videoda saldırdığını gördünüz. Aynı atmacaydı yani. Farklı biri değil, farklı bir şey değil. Çünkü yani hepsinin belli bir muhiti var. Belli bir yerde gözüyor. Yani o da oraya yuva yapmış. Oradan buraya geliyor. Sallanıyor. Sallandığı zaman da illaki birini alıyor. Ama nasıl kaçamadı? Ben bile göremedim nasıl aldığını. Yani nasıl aldı? Hayvanı göremedim nereden. Görseydim en azından ıslık falan çalıp kuşu uzaklaştırmaya çalışırdım. Yani bir nebze yok. Göremedim bile. Durumlar böyle arkadaşlar. Aman aman. Bakın makaslar da çıkmaya başladılar. Şu karga marga gelmiş olsaydı. Ulan sen nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Bir de seninle mi uğraşacağız? Karanlık bir de. Ya burada da mübarek her taraftan tehlike. Hah, in. Aferin sana. Geç. Şimdi bakalım. Bunun yavruları çıkmış. Şu dumanlımıza tedavi yapacağım. Bekletiyorum. Tedavi için. İnşallah onun tedavisini yapacağım o kuşun. Biraz daha kendini toparlasın hayvan. Ufaktan bir hastalığı vardı. Şu yavrumuz bir tüy kabartıyor. Tüye mi giremedi? Onu kontrol etmem lazım. İşte bakın arkadaşlar hepsi böyle. Biz bunları dikkat etmesek hayvan tüye giremiyor. Ondan sonra başka bir şey oluyor. Hep sıkıntı yaşanıyor. O yüzden de bunları böyle teker teker kontrol ediyorum. Bakın şimdi yavruyu yedireceğim. Yavrunun biri cılız kalmış. Onu yedireceğim. Onu toparlayacağım. Mavi yavru tek kaldı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yani şöyle biraz taş toprak kessinler. Ondan sonra o bir tane yavru. Bir tane yavru var. Orada yatıyor zaten. Akşam ezanı okunuyor. Aziz Allah. Biraz daha dursunlar şöyle. Dışarıda en azından bir taş toprak kessinler. Yok.
Kedi medi çok çıkıyor. Neyse arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.